Ben oyunu durdurmayı unutmuşum. Merhaba, hızlı giriş oldu. Keşke bunları tutsanız beyler. Ne kadar silah kaybettim ben o force attack'tan, fazla bir şey kaybetmedim. Hoş geldiniz. Battle Türkiye Plus devam ediyor. Şu oyunu durdurmam lazım. Tamamdır. En son Yunanistan'a force attack'la vurmaya çalışıyordum. Başarısız birkaç deneme ve çıkartma denemesinden de sonra force attack sonunda işe yaradı. En azından sadece şu tile'ı kırdım ve sonrası geldi diyebilirim. İlerlemeye devam ediyoruz. Force attack vermeye devam ediyorum. Onun dışında fazla bir şey değişmedi en sonunda. Son video biraz uzun olmuş. Dakikasına fazla kontrol edemedim maalesef. Bu seferki gene 20 dakika olur. Bir de askerleri kontrol etmekle alakalı bir sıkıntım var. Random gidip durmasalar hayatım daha güzel olacak. Tamam, buraya vurmaya devam et. Şimdi yukarıdaki dağlara geçtik. Acaba buradaki dağlara geçebilecek miyiz? Gerçi supply sıkıntısı düzelmiş gibi gözüküyor. Dedim ve burada %28 attrition görüyorum. Onlar da buraya ver. Tüm attılar burada. Geç onu görmüştünüz. Onu video dışı çekmemiştim. Burada tamir edelim. Niye Yunanistan'da tek bir tane supply var ve hepsi oraya bağlı acaba? Güzel, güzel. Yardık, yardık. Yardık da buraya yaramıyoruz bu sefer. Ki burası, buraya yaramamız tuhaf. Nasıl hil? Ya buraya da yarıyoruz, okey. Şuradaki Yunan askerine dikkat etmek lazım. Güzel. Buradan sonrası gelir zaten tahminen. Bunun tutması lazım ama burayı. Burayı tut. Sırayla el değiştiriyoruz. Adamlarla. Şurayı bir yok edin. Army debuff'ını da kaldırmaya doğru gidiyoruz. Tamam, şimdi. Ordunun geri kalanı buraya. Herkes de buradan böyle yürüsün. Bir railway gun'ım daha vardı galiba. İki tane olmuş hatta. Atlı abimize verebiliriz. Şimdi bir de buraya geçmeye çalışacağız. Çok zor. Manpower'ım bitmiş benim force attack'tan dolayı onu. Bu hiç iyi olmadı. Adamın da şu an manpower yok, benim de yok. Kaç adamım var? 5K mı ne var? Tamamen conscription tipini değişti. Ben yapmayacağım çünkü fazla kötü etkileri var. Onun yerine şöyle şeyler yapabilirim. Popülerizm vereyim. Buralar aynen, bura korum. Burada korum. Buralar değil. Onları da ileride bu Osman Decision'ı hallederiz. Bu Osman Decision'ın ileride bir rework gelecek çünkü çok az yeri koru yapıyor ama çok fazla yer istiyor. İleride öyle bir düzeltme de gelecek. Şu an birlik üstünden dolayı itiyoruz bu arada. Yemin ediyorum çok kolay olacak bir savaşı. Çok uzattım. Sırf adam akıllı çıkartma atmadığım ve çıkartma atmak istemediğim için. Gerçi donanma üstünü de alamıyoruz. İnşallah Girit'e falan kaçmazlar. Genelde Girit'e kaçıyorlar ve başkentine oraya yapıyorlar. Bir de onunla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Çok etrişin yiyoruz. Feci derecede etrişin yiyoruz. Ha, güzel, burayı da yardık ama tabi askerlere line koymadığım için öyle gezecekler etrafta.
Uca kadar kovalayın. Orada asker olduğu için çok şanslıyım. Şu cepheyi bir düzeltebilir miyim ya? Hocam ana grup buraya gidiyor. Mekanize araştırdık bu arada. Mekanizeyi kullanır mıyız bilmiyorum gerçi ama araştırdım, ne olur ne olması lazım olur. Bunu araştırmaya devam edelim. Daha fazla motorize verelim. Submarine filosunu güçlendirelim. Çünkü ne kadar lazım olduğunu şuradan gördük. Orası da bitti. Şimdi şöyle gitmeye devam. Birazcık da fabrika açabilirim. Yanlışa basmış olabilirim daha demin ki zımbırtı yüzünden. Tüm birlikler buraya hocam. Gidişte böyle. Çoğu açığım kapandı gibi Yunanistan'ı aldıktan sonra, güzel. Tangistan açığım. Tabii ki hepsi kor olmayacak ama yapacak bir şey yok. Aha. Decolonization geldi ve evet, bir sürü White Peace göreceğiz tamamen. Çok güzel. Bunlar yavaş yavaş savaştan çıkacak diyecektim. Dünyada ne oluyor ya? Oo. Niye böyle bir şey var? Thunder Cross Empire en son ikisini annexlemiş. İlginç. Evet, Girit'e kaçtılar. Ama galiba kapitüle olacaklar. Çok az zımırtları kalmış. Birazcık bekleyelim. Bu Elias'ın dağılmama olayı çok canımı sıkıyor. İşte çok saçma bir Elias var şu anda. Amerika, İngiltere ve Komünist Fransa. Hadi. Bila çıkayım mı sana? Askerler yetişinemesin diye buraya getireceğim. Galiba adaları dağılmamız gerekiyor. İt bakayım adada. Kaç asker var ki adalarda? Göremiyoruz. İlginç. Bir division gösteriyor gerçi. Marin de araştır sen ya. Marin her şeyde lazım oluyor gibime geldi artık. Bu atlı birlikleri alıp buraya cephe verip buradan puşlamalarını söyleyeceğim. Çakmak line'ı kuruldu. Şimdi buradan ortadan da gidip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gidip en sona kaldırabilirim debuff'umu. Adalara kor kazanabilirim. Hiç fena olmaz. Ondan sonra da hani Osmanlı işlerini yapmaya devam edebiliriz. Daha fazla yere demand atma, Mısır belki. Gene yetişiniyoruz, şaşırmamak lazım. Uçak sahası galiba buraya vermem lazım. Peki yok mu Atina'nın geri iş şey yapması, çıkartması, çıkar etmesi? Seni kapatalım. Dağcım da gelmiş. Biraz geç oldu ama. 4 asker kaybetmişiz bu arada orada yaptığımız ofensiften dolayı. Manpower'ı söylemiyorum bile. Manpower'da hani eksiye geçit desek yeridir. Bunu da alalım. Ekstra petrol ofisi buff'u. Nerede bilmiyorum ama galiba bunu upgrade'ledik. Buraları korum, buraları da basabilirim. Engineer Company 3. 40 zımbırtısı araştırdık ya. Ha
Hadi hocam, hadi bakalım. Zaten korunmuş bu kadar. Çok uzun zamanımızı alacak yemin ediyorum uğraştığımız şey. Faşist Belçika gördüm yanlış görmediysem, ilginç. Bir dağcı bir atlıyla nasıl çıkartma atılır? O iç savaştalar. İç savaş dünyası harbiden. Herkes birbirine iç savaş açıyor. Dockyard'lara devam. Yıldız Palesi kuralım. Daha fazla tren. Buradan bir force attack daha yapsam elimize alır mıyız acaba? Ya force attack'a gerek var ama düz vuruşumuz yetti ilginç bir şekilde. Çık place ve 45 fit okey. Şimdi bir anda yetişin değil, organizasyonumuz bitti. İlginç. Hadi bir daha bir yok oldum, şunu verecek. Ha, full kırmızı oldular. Ya ne oluyor dedim. Dorama fight'ı dönüyor. Burada biz baskeler çıkmaya çalışıyor ki tamamen başarısız olacaklar çünkü Marine değiller, bir şey değiller. Bu denemekten zarar gelmez. Şu adalardan bir tanesinde eti ise direkt kapitüle olacak tahminim. Ki buraya gayet iyi bir şekilde zorluyoruz. Love supply. Çok güzel. La supply yapın, içindesin ya. Tamam liman ama hani supply yap teknik açıda. Hadi hocam. Şükür. Korum da burası. İsyan da yemiyorum. Geç. Buradan da yemiyorum. Makedonya'dan yiyorum ama. Bu core sistemlerine vesaire bakacağım ileride. Central Makedonya'dan gerçi bu İmro yüzünden yiyor olabilirim. Ama bir tuhafıma gitmedi değil. Sonra savaş bitti bu arada. İki video benim ve başarısız saldırılarım sonucunda. Şükür bitti. Şimdi yeni hedeflere yaklaşacağız. Gürcistan'a daldığım anda Allies'a katılacak gibime geliyor. O yüzden Gürcistan'a dalmıyorum henüz. Bu Allies'ta çok savaştalar. Musul'a girebiliriz. Hatta niye Justify'a giriyorum ki ben? Fokusum var. Sadabak Paktı'nı kurarak sonrasında onları da annexleyerek güzel şeyler yapabiliriz. Yani power'ım yok. Bu çok büyük bir sıkıntı. Ki bayağı da sağlam isyan yedim varsayarsak. Osmanlı'nın vanilya Osmanlısı ve bu moddaki Osmanlı'da genel sıkıntısı manpower'ın olmayışı diyebiliriz. Nasıl 5 gün buna verelim. Birazcık oturup dinlenmemiz lazım. Yunanistan savaşı bizi gereksiz derecede yordu çünkü benim aptal savaşma tarzım yüzünden. Hiç gerek olmayacak kadar kayıp verdik. Ne var burada? Avustralya. İlginç. Allies dağılmadı ama bu ne be? Coalition Free Commonwealth Nations. Ha. Anisokul'un ikinci tarafı çok rastgele şeyler görebiliyorsunuz mesela böyle. İlginç, bayağı ilginç. The Path of the Wolf.
Seni değiştirebilirim artık. Valla Turan kurmayı deneyebiliriz bugün ama hiç olacağını zannetmiyorum çünkü Rusya dalarsam Japon faction'ında Japonya'ya gitmem gerekecek. Klasik koridor, tüm dünyayı öldürmen gerekecek. Ay ay ay. Macarı da mı almışlar? Evet. Almanya'nın pasif kalması sonucunda bu arada böyle bir dünya oluştu. Almanya çok pasif kaldı. Çünkü demokrat yolu gittiler. Demokrat yolu hani. Olmasa da olur bir yol. Bayağı kötü bir yol ve buradan aşağı inemediler çünkü Rusya komünist değil. Asker mi üretiyorum ben? Hayır, niye manpower'ım çok az ya? Buradaki isyanları da çok düşürdük. İlginç. Bu abi de ilk defa görüyorum. Kurtun yolu. Buradan da askeri debuff'u kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra ne yapacağız? Buradan sağda bak baktığını kurup bu küçük Arap ülkelerini Irak, İran, Afganistan annekseyeceğiz. Bir Kürt isyanı görsek iyi zannetmiyorum ama onları da annekseyebiliyoruz. Kendi içimizden de olmaz. Şu anda göstermek istemiyorum. Ondan sonra galiba Suudi Arabistan'a gideceğiz. Aradan Macar'ı çekip almayı deneyebiliriz. Hiç fena da bir fikir değil aslında. Kutsal şehri geri al deyip Suudi Arabistan'a girebiliyoruz. Burada küçük ülkeler girebiliyoruz. Yemen falan. Ermenistan'ı isteyebilirim Rusya'dan. Bunlar belki Avusturya Macaristan kurulu beni şaşırtıp hiç zannetmiyorum ama. Valla ülkede çok güzel kaynaklar var şu anda. Özellikle Yunanistan'ı aldıktan sonra şuna bakın. 81 tanksın geliyor buradan şu anda. Bunu kapatabilirim artık. Uçağa verelim. Ve yakında savaşa girip aslında Army Exchange takası heavy tank basmaya başlayabiliriz. Advanced Artillery. Araştırmaya devam. Ben artık gidemiyorum. Hiç gidemiyorum diye. Şu yüzüne gidemiyorum. Popülerizm. Lütfen mi? Power ihtiyacım var. Güzel. Marine araştırın arkadaşlar. Herkes marine araştırsın artık. 41 endüstrisi. Atomu böleceğiz 4 güne. O da hoş. Güzel. Adaları korallayayım diyecektim. Adalar zaten korum galiba. Evet. North Sapis'i de koruruz. Arap Paktı'nı kuralım. Bu popülarite alıp nereye gidiyor acaba?
Çok fazla mı asker bastık ki? Lan şu an fark ettim. Sayın Nursi bir tık bizi patates ediyor. Çünkü faşizm buff makinesinden hep buffluyor. Niye hayatsız alacağım? Ya da Pan Türkiş teorist alabilirim aslında. Çok da iyi olur. Kırk iki silahları. Şöyle. Güçlü Türk Kozak ordusu be. Kimse adapteye bulamaması da üzücü. Ruslar Abdülhamit yalnızlığı içerisinde şu anda. Yeni anti tank modeli. İnmeye devam aşağı doğru. Şu parkta da kurup bu videonun da sonuna gelelim. Zeki Velidi'yi de alalım. Don Core Manpower artı 5 ne kadar etkisi olur bilmiyorum ama hani şu an şuradan 1 milyon alıyoruz bir de. Gerçi bura var. Böyle. Baya bir etkisi olması lazım tırnak içerisinde. Irak, Afganistan, İran gelmedi galiba. Evet gelmedi. Hayır, buna böyle bir şey yapmıyoruz. Military polis koyacaktım. Evet İran gelmedi. Bu videoyu da burada bitirelim. Bundan sonraki videoda ne yapacağız? Orta Doğu'ya doğru açılacağız. Tahminen İran'ı anekseyeceğiz şu an gittiğimiz fokus sayesinde. Irak ve Afganistan'da anekslenir. Ondan sonra artık bir Mısır, Suudi Arabistan, Libya seferi belki İtalya savaşı. Yani eğlenceli de olacak. Görüşmek üzere.